Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba diyorum arkadaşlar. Ne yapıyoruz bugün? Bugün tabii ki bangomuzu artık buraya karantinadan çıkardık. Bunu artık uçum tayfasına ekleme zamanı geldi. Bu kuşu sahiplendirmeyi planlamıştım ama vazgeçtim arkadaşlar. Şöyle karantinayı açtı, kendini topladı. Anam yavrulara bak, yavrular da çıkmış bu arada. Çapar yavrumuz yere atlamış buraya. Kırmızı şallımız da buraya atlamış. Kırmızı şallının kardeşi de atlamış. Aferin. Bak bak bak, bebeğe bak, nereye çıkmış. Diğer bebek. Arkadaşlar bakın şu bangonun güzelliğine bakın ya. Ben inan ki bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Kafa teşkilatı çok hoşuma gitti. Zaten o yüzden bıraktım. Bakın aslında benim niyetim şu bizim değil mi dişi? Yok bizim değil. Nerede o? Bizim dişi nerede? Bak bizim dişi burada. İlk etapta buna düşündüm. Ama sonra bu kara kanadım var benim dedim. Kara değil bu, pal kanat. Yani üstü kızıllı. Ama o da kara kanat. O da bununla eşleşmiş ve işin kötü tarafı tam bak. Dedim ki eş için yukarı çıkartayım artık. Demeye kalmadı bakın. Gitmiş gene alt tarafa yumurtlamış. Hatta ben o kuşlar orayı yuva yapıyor diye gittim bunu kestim iyicene. Önünü kapattım. Çünkü şuraya sokmuyorlar onları. Bu üst tarafa da sokmuyorlar. Ağalar paşalar ikişer tane kapmış. Biri burada yavru bakıyor, biri buraya şey yapıyor. Diğeri buraya yavru bakıp burayı yumurtluyor. O burayı tutmuş, burayı şey yapıyor. Yani bir şekilde şey yapmışlar. Her biri ikişer yer kapmış kendine. Şimdi bangoların şu mavi kanatlardan bir takımı buraya tutmuş. Biri burayla burayı tutmaya çalışıyor. Bilmiyorum. Hatta biri aha vallahi yumurtlamış. Bakın. Sonunda bangolardan biri bir takımı yumurtlamış. Ama hangi takım? İnanın bilmiyorum. Şu beli şişkin olan mı? Diğeri de buralara bir yere yumurtlayacak. Bu arada bakıcı tipler de yumurtada yatıyor. Bu onun yumurtaları değil arkadaşlar. Biliyorsunuz bu zaten Miro ile eş tutmuş. Şimdi Miro'nun da kanatlarını vereceğim. Bu da maşallah topladı arkadaşlar. Bakın kafa ne haldeydi. Bu da kendini toplamaya başladı. Ya birkaç tane şu an tip yavrumuz var. Ama dediğim gibi baksana şuna maşallah ya. Bu benim kendi yavrum mesela bak. Bu Bulgar'la yerli kırması oldu arkadaşlar. Ama kafa komple baba teşkilatına döndü. O çok iyi oldu. Biliyorsunuz anneyi çıkarmıştım. Babayı da fırtınada kaybetmiştim. Ne yazık ki. Bak 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 bak. Ya kuzum benim acıkmış mı? Arkadaşlar anne baba bu hıyar daha çabuk kendini geliştirdi. Bütün yemi bu kapmış. Ne yazık ki bu da biraz pişik yani cılız kaldı. O da bir ara hastalanmıştı diye böyle kaldı. O da dişi olan büyük ihtimalle. Şimdi bunu ben besliyorum. Aşağı yukarı 4 gün mü 5 gündür ben besliyorum. Biraz şey oldu. Toplamaya başladı. Bu kendini kurtardı. Çok da güzel kurtardı arkadaşlar. Bu zaten bunun kardeşi gene öldü arkadaşlar. Ya bak burada iki taneydi biliyorsunuz. Ya benim bu takımda bir şeylik var arkadaşlar. Gerçekten bir göz var. Ölüyor bu takımdan ya. İki taneden biri muhakkak ölüyor kocaman yavrular. Bu arada yabozların altına attığım yavrular iki tane. Onları da size göstereyim. Şu an güzel bakıyorlar. Diyeceğim de bakmıyorlar. Yok. Postaya güzel bakmışlar da kelebek yavruya hiç güzel bakmamışlar. Şimdi ne yapacağım? Postayı alayım. Şunun yanında geçici olarak dursun. Arkadaşlar bunlar
Buna biraz kussun. Bir hafta falan. Bak bunlar maşallah, bunlar güzel büyümüş. Sevmiyorum ya bunları. Bunları sevmediğim için bunlar iyi büyümüş. Hı, kursağında yem var mı? Var, güzel. Bunlar da deneme Arap yavruları arkadaşlar. O yüzden tiplerin altına kaydırdım. Burada da bak bak bak. Bangomuz var arkadaşlar. Yani bango dediğim bu eşek spanda. Buraya tekrar dişi yumurtlatmış. Şunun kardeşi var. Şu pal kanat dediğim var ya arkadaşlar. Şunun kardeşi var. İnşallah erkek çıkar da abi kardeş, ömrümde hiç yapmadığım bir eşleme yapacağım. Gel bakayım oğlum. Çık oğlum, müsaade et bana. Bu biraz biliyorsunuz bangolar narin. Bir tık daha. Ay, nereye kaçıyorsun oğlum, dur. Şuraya koyayım da kaymasın. Kayıyor. Eşek sıpası ya. Bakın. Gayet güzel bence. Sizce? Kafa teşkilatına bakar mısınız maşallah? Gözler, gagalar. Atici'm bak bakayım. Beğencen mi? Bu şu an maşallah var. Güzel bakıyorlar. Bilerek bunu tek bıraktım arkadaşlar. Tek başına. Postalar baksın. Kırmızı şallımız tekrar yumurtlatmış dişiyi sonunda. Bunlar da burayı yumurtladı. Senin yavrun daha çıkmadı mı lan? Sendekiler ne alemde oğlum? Gel bakayım. Ana. Bunda kelebek yumurtası var arkadaşlar altında. Diğer yumurtalar çıkmadı ya. Ben anlamadım. Bu bıcırığım da atlamış folluktan. Şu an iyi gidiyor arkadaşlar. Baskayla ünkari mi, boğma mı diyorsunuz, ne diyorsunuz bilmiyorum. Ona eşittim. Şu bangomuzu birkaç gün bantlayacağım mecburen. Şurada da baskanın altında tip yumurtası var. Hangi tip diyeceksiniz arkadaşlar? Şu ayağı bir türlü iyileşmeyen tipin ne? Nerede o? Şunun abisinin yumurtaları var. Çok koyu bir tip çıkacak diye tahmin ediyorum ama tahminim beni yanıltmıyorsa bu sazdım. Gel bakayım oğlum. Eşek kadar olmuş. Daha yeni indi biliyor musun? Ben inmesini istemiyordum aslında ama ne yazık ki bir müddet sonra tabii ki inecek doğal olaraktan. Maşallah var değil mi arkadaşlar? Oy, seni yerim ben. Seni yerim. Bak 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 bak, seni var ya. Tam istediğim sazdı. Arkadaşlar bakın. Şöyle altı beyaz. Ama kuyruk altlarını düzeltecek tabii ki. Şimdi şu baskayla, şu bizim baskayı bir türlü eş edemedim arkadaşlar. En son beni deli edecek bu baska zaten. Çok çok şeytan gibi akıllı. Ama gel gelelim, kümezin altına kendine yer yapmış. O huyu beni mahvediyor. Şimdi bu bangoların yumurtalarını alacağım altından. Bozuk yumurta koyacağım. Ve onun yumurtalarıyla bunlarınki denk geliyor. Ne yapacağım? Ya bunlardan kaydıramam şu an. Güvenemiyorum çünkü arkadaşlar. Nerede yumurtalar? Yumurtalara bak. O yüzden bozuk yumurta koyacağım. Tabii ki ayarladığım bozuk yumurtalarım var. Çalkalayalım gene, ne olur ne olmaz. Bazen çalkalıyorsun yine tutuyor arkadaşlar. Şunu bir koyduk mu? Koyduk. Hatta onunkinden bir tane çalkalayayım. Mango. İyi bak oğlum mangoma. Şunlar bir iki gün dursun burada. Sonra çiftlerim olmazsa. Şu tüy parçasını da atayım yanına. Şimdilik bunlar bir taneye baksın arkadaşlar. Kara kanat iyi oldu değil mi arkadaşlar bu arada? Bence bizim kuşların arasına gider. En azından bir 10 taneye yakın bangomuz olmuş olur değil mi? İki takım öyle vardı. 4. İki de bizde vardı. 4. 6 etti. 6. Şimdi bir tane daha koyduk. 7 tane bangomuz olmuş oldu arkadaşlar. Ufaktan ufağa nasip olursa niyetim şu an şuna bir tane daha, işte bir de öbürüne yavru şey yapabilirsem anne babasının altında, inanır mısınız arkadaşlar, bak şu kuşun anne babasının altına ben posta sürdüm. İyicene ağzı gözü yırtılsın, daha şeklini şemalini oturtsun diye. Şu an posta yavrusuyla ve kelebek yavrusuna kusuyor.
Bakın gerçekten yani bir bango kuşunu hem de bakıcı niyetine kullanıyorum hem de yavrusunu alıyorum. Neden öyle bir şey yaptım? Şuradaki postanın kardeşi onun altında. Bangonun yani şunun anne babasının altında. Bir de aşağıda karabaş yavru vardı. Aynı boyutta onu da sürdüm. Şu an gayet iyi bakıyorlar hayvanlar ikisine birden. Yakın zamanda şunu biraz toparlasalar. Bu kelebek yavruyu oraya alıp posta yavruyu şimdi buraya getireceğim. İki postayı. Niyetim o aslında. O yönde. Ama bunlar istediğim gibi bakmıyor şu an. Öyle görünüyor. Yani bir bakıcı pozisyonuna bakarsak şu an iyi değiller arkadaşlar. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda netleştireceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın.